Sevgili izleyenler, Trump mı, Biden mı? Amerika'ya sığınmacı akını hali hazırdaki başkanın elini zayıflattı. Trump ise göçmen karşıtı söylemleriyle taraf toplamaya devam ediyor. Amerika önümüzdeki yıl başkanlık koltuğuna kimin oturacağını tartışıyor. Sandıktan önce de anket savaşları başladı. President, come on over. President, come on over. Desteği arttı, rakibini geride bıraktı. Seçimler öncesi anket savaşları başladı. Amerikan halkı 2024 yılında yeni başkanını seçecek. Ortada iki rakip var. Biri mevcut başkan Joe Biden, diğeri ise son aylarda rüşvet ve taciz iddialarıyla adı anılan Donald Trump. Amerikan ABC yayın kuruluşuyla Washington Post gazetesi son seçim anketini yayımladı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Katılımcıların %51'i Trump dedi. Biden'ı destekleyenlerin oranı %42'de kaldı. Yani selefinin 9 puan gerisinde. Mr. Putin. Biden'ın ekonomi ve göçmenlik politikalarına destek de düştü. Yeni görev için çok yaşlı olduğunu düşünenlerin oranı ise %74. Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken kamuoyu desteği %38'di. Son anketse Trump'a desteğin %13 oranında arttığını ortaya koydu. Koronavirüs Eris'le birlikte yeniden döndü hayatımıza. İspanya'da yaz mevsiminin sona ermesiyle korona vakalarında da patlama yaşandı. Tedbirler, test sayıları artırıldı. Bu da Türkiye'de de yine salgın başlar mı endişesine neden oluyor. Peki başlar mı, başlıyor mu? Tedbir alınması gerekir mi? Bu soruların cevabı haberimizde olacak. Şu anda beklediğimiz bir artış var. Yakın zamanda da İspanya'da arttı. Testlerdeki pozitif sonuçlar çok arttı. O günleri hatırlamak istemiyorum. Bizzat ben de korona oldum. Korona da olmadım diyebilirim ama o günlerin geri gelmesini istemem. Tedbirsizlik yüzünden korona vakaları bir kez daha hortladı. Geçen yıl Nisan ayında önlemlerin tamamını kaldıran İspanya'da vakalar patlama noktasında. Koronavirüs tam azaldı, rahat bir nefes alacağız derken İspanya'daki vaka artışı telaşı daha da arttırır mı sorusunu akıllara getirdi. Test sayıları arttı. Vakalarda İspanya'da test sayısının artışı %556'ya ulaştı. Bunda tek başına sonbahar olmasının etkisi yok. Bunun yanında yeni varyantların biraz daha hızlı yayılmasının etkisi var. Bu ani artış şimdilik çok kötü vakalar getirmedi bize. Ben 3 tane Covid aşısı oldum. Olmasaydım diyorum, olsa mıydım diyorum. İspanya'da her şeye rağmen özellikle 60 yaş üstündekilere, kronik hastalara ve bebeklere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Salgın istemiyorum çünkü üniversiteye başlayacağım. İlk defa bu sene üniversiteye gideceğim. Covid-19 salgınına grip gibi muamele yapılması normal mi peki? Uzmanlar evet grip gibi algılanabilir ama tedbirleri elden bırakmamalıyız diyor. Küçük çocuklar, bebekler bunlar da nadir de olsa yine akciğer tutulumu yapabiliyor. Mevsimsel gripten farklı olarak da gribi biraz ağır geçiyor. Bu yüzden birazcık daha ciddiye almamız lazım. Hastanelerde, sağlık ocaklarında yani kolay ulaşılabilir yerlerde bu test yapılmalı. Koronavirüs için ayrı yine merkezlerimizin olması lazım. Eşim ve çocuklar da grip geçiriyor. Bir metrobüse, bir metroya, bir otobüse biniyorsunuz. O dönemde maske takmak durumundasınız. Maske takmıyorsanız geçmiş olsun.